hakkı, keyfi soruşturma ve tehditlere hayır. Aile hekimlerini susturma, işten atmayı kolaylaştırma, mevcut haklarını kısıtlama yönetmeliğini kabul etmiyoruz. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda disiplin süreçlerine ilişkin hiçbir hüküm bulunmazken, ihtar puanı cetveline göre cezalar verilerek kanuni dayanağı olmaksızın yönetmeliklerle keyfi bir şekilde sık sık değiştirilip uygulanmaktadır. Anayasa ve ülkemizin kabul ettiği evrensel yasal düzenlemeler hiçe sayılarak sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğünü ve görüş açıklama hakları en son 29 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ortadan kaldırılmıştır. Yönetmeliğin 7. maddesi başta olmak üzere bu düzenleme ile Aile Sağlığı Merkezi sağlık çalışanlarının mevcut iş güvencesi artık pamuk ipliğine bile bağlı kalmayacak hale getirilmiştir. Başta pandemi sürecinde olduğu gibi toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan görüş ve önerilerini, taleplerini, eksiklikleri ve eleştirilerini basın ve sosyal medya aracılığıyla gündeme getiren, kamuoyunu bilgilendiren aile hekimi meslektaşlarımız artık sözleşme fesiyle karşı karşıya gelecektir. Yönetmeliğin ihtar puan cetveline eklenen yeni bir maddeye göre kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajansına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarına bilgi veya demeç vermenin karşılığı 50 ceza puanı olacaktır. Bu madde göreve sarhoş gelmek veya gerçeğe aykırı rapor düzenleme ile eş tutulmuştur. İki defa bu suçu işleyen katlamalı ceza sistemi ile işsiz kalabilecektir. Yedinci maddesi başta olmak üzere bu yönetmelikle aile sağlığı merkezi çalışanlarının mevcut iş güvencesi artık il sağlık müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin eline bırakılmıştır. Entegre hastanelerde sağlık hizmeti sunan aile sağlığı çalışanları nöbet görevlerini mazeretleri olsa bile yerine getirmedikleri takdirde dikkate alınmadan işten atılabilecektir. Aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran ceza puanları sisteminde katlamalı yöntem ile sözleşme fesihleri kolaylaştırılmıştır. İhtar ceza cetveli yeni eklenen 40. maddeye göre aile sağlığı merkezlerine başvuranların gerçek dışı beyanlarına dayalı muğlak suçlamalarda bulunması, bu durumun 3 kez yaşanması durumunda sözleşme fesihlerinin gerçekleşmesi, mesleki bağımsızlığı, kişisel hakların ihlali, tehdit altında çalışmayı beraberinde getirecektir. Tek taraflı sözleşme ile güvensiz çalıştırılan aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarına aşı, bebek ve gebe izlemlerinde olduğu gibi negatif performanslarına kronik hasta yönetimi ek görev ve sorumluluğu da yüklenerek baskı altında emek gaspı katmerlendirilmiştir. Bunu yerine getiremeyen hekim ve aile sağlığı çalışanlarımızdan aylık ücretlerinin %10'lara kadar varan kesintiler yapılacaktır. Cezaevinde çalışan aile hekimlerinin gider ödemeleri %80 düşürülerek eline geçen ücret azaltılmıştır. Bu birimlerin bir an önce kurum hekimliğine dönüştürülmesi yararlı olacaktır. Deprem, sel felaketi, salgın gibi olağanüstü durumlarda aile sağlığı çalışanlarına başka yerlerde görevlendirilebileceği halde herhangi bir ödeme yapılamayacağı belirtilmiştir. Bakanlığa tahsisli veya kullanımındaki taşınmazlarda hizmet veren aile hekimlerinden kesilecek kira bedeline enflasyon oranları değil, bir önceki Haziran ayının 2,5 katına kadar kira artırımı yapılabileceği maddeye eklenmiştir. Pandemi sürecinde ücretlerde iyileşme için katsayılı değişikliği beklenirken ceza ve yasaklarla karşılaşılmıştır. Sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde aile hekimlerine kayıtlı nüfusun düşürülmesiyle birlikte azalan, yetersiz hale gelen ücretlerin
emeklerin karşılığı olan düzeye kavuşturulması amacıyla katsayılı değişikliği yapılması talep edilmiş, sevk zincirinin kurulması istenmişti. Personel eksikliğiyle bu pandemi döneminde kiralık apartman dairelerinde, bodrum katlarında, iş anlarında, dükkanlarda penceresiz, havalandırması yetersiz, sağlıksız mekanlarda hizmet veren aile sağlığı çalışanları bu yönetmeliği hak etmemiştir. Sağlık Bakanlığı bırakın ücretlerde iyileştirmeyi, toplumun sağlık hakkı, can güvencesi, sağlık çalışanlarının temel hakları gibi söz söyleyen sağlık çalışanlarını susturmayı, kolayca işten atmayı içeren, iş barışını bozan bir yönetmelik yayınlamaktan kaçınmamıştır. Ceza puanlarını ağırlaştıran sözleşme feshini kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gider başlıklarına ekleyen, ancak aylık ücretlere yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerini karşılamayan yeni ceza sözleşmesini kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bu baskıcı tutumuna karşı mücadele edeceğimizi, yönetmeliğin iptali için hukuku ve her türlü demokratik mücadele yollarını sonuna dek kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.